Evet, euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçiler. Twitter yazmak, tweet atmak, mesaj atmak çok içi boş geliyor. Yani altını dolduramıyorsunuz tweetlerde. Ama bir açıklama yapmak, kamera karşısına geçmek her zaman daha iyidir. Biliyorsunuz son günlerde rahmetli eniştem, merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin son mutlak vekili Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimiz, şehit Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimiz aleyhine saçma sapan iddialar, söylemler, paylaşımlar yapıldı. Bunu yaparken de Hüsnü ağabeyi FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirmek istediler. Böyle büyük yalanlar, iftiralar ağabeyimizin vefatından seneler sonra, yani ağabeyimiz 2021 yılında vefat etti. 2024 yılında Hüsnü ağabeyi FETÖ'cü ilan ediyorlar. Vefatından 3 sene sonra, 2-3 sene sonra FETÖ'cü ilan ediyorlar. Yapan kim diye bakıyorum. Yapan kim diye bakıyorum. 1992 yılından 2015 yılına kadar Ekrem Dumanlı'nın işçisi. Zaman gazetesinde, Aksiyon'da, Sızıntı'da, Aktüel gibi Fethullah Gülen'e bağlı yayın organlarında üst düzey editörlük yapmış Mustafa Aydın. Bu iddiayı ortaya kim atıyor diye bakıyorum. Zaman gazetesi çok satılsın, insanlar zaman abonesi olsun diye reklam filmlerinde poz vermiş, oyun oynamış Mustafa Aydın çıkıyor. Onun bu iddiasını kim destekliyor diye bakıyorum. Kendi gazeteci diyen Fazıl Duygun diye biri çıkıyor. Tarafları dinlemeden, belgelere, bilgilere bakmadan kuru gürültü ne derse dediğini aynen yayınlıyor. Arkadan bu iddiayı destekleyen, retweet yapanlar kim diye bakıyorum. Bakıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti oy veriyoruz, İşte Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyen insanlar da bu ikilinin kurduğu bu oyuna alet oluyorlar. Takipçiler de sormuyor, ya sen böyle bir şey diyorsun ama bunun belgesi ne? Hukuki dayanağı ne? Elinize bir bilgi var mı? Bir belge var mı? Delili var mı? Yok. Ne var? İşte KÖZ'ün lideri Kemalettin Özdemir'le yan yana bir resmi var. Böyle bir resim olduğu için bunu örgüt yapar. Bir resim üzerinden insanları FETÖ lideri, FETÖ örgütünde çalışan insanlar götürmek olsaydı Türkiye'de herhalde hapse konulmayan kimse kalmazdı. Çünkü her insanın hayatında, çevresinde bir Zaman Gazetesi abonesi olan, bir bankasıya para yatıran, bir komşusu, bir mahalleden biri mutlaka var. Akrabadan biri var. İyi, onunla resmi var diye hemen onu örgüt yapalım. Allah'tan Türkiye'deki hukuk Zaman Gazetesi editörü Mustafa Aydın'ın dediği gibi ya da Fazıl Duygun'un dediği gibi işlemiyor. Hukuk delile bakar, ispata bakar, delile bakar. Tabii bu delillere, bu ispatlara bunlar bakmıyor. Bunlar işte algı yap, itibar suikastı yap, toplumu yanılt, kitleleri de zaten oraya sürü psikolojisi yönelt. Tamam, biz itibar suikastı yaptık. Halbuki onların yapacağı bir şey yok. Sadece Müslümanların bunların oyunlarına gelip bu kadar kolay kandırılması, bu kadar kolay aldatılması cidden inanılır gibi değil. Çünkü bir Müslüman bir delikten bir kere geçer. Bir daha geçmez. Ama bunlar böyle oyunlar kuruyorlar ki önce bir sosyal bir nüfusu elde ediyorlar. Belli bir reytinge. Tabii Türkiye'de meşhur olmak, şöhrete kavuşmak meşru olmayı gerektirir gibi bir bakış açısı var. Yani kalabalıksa, arkandan çok alkışlasan da, yalan da söylese, iftira da atsa, efendime söyleyeyim, o doğruymuş gibi yayılıyor. Onun üzerinden insanlar birbirine başlıyorlar, hakaretlere, küfürlere vesaire vesaire. Bu kimlerin işine geliyor, kimlerin menfaatine yarıyor, herkes görüyor, biliyor. Dolayısıyla Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimiz, Allah ona rahmet eylesin, hiçbir zaman FETÖ'ye taraftar olmamıştı. Her zaman onunla mücadele etmişti. Bununla alakalı yapmış olduğu ihbarları şayet vaktinde değerlendirilseydi zaten mevzu ortaya çıkacaktı. Ama maalesef 27 Mart 2020'deki yaptığı suç duyurusu, Nurdal talebelerini yani kendilerine şahit göstererek yaptığı ihbarları ciddiye alınmadı. Soruşturma yapılmadı. Ağabeyimiz tabii vefat ettikten sonra artık bu konular çok fazla dillendirilmedi. Olayın üstü örtüldü zannediliyor.
Kemalettin Özdemir meselesine geleceksek, evet, Koz Köz çatışması var. 15 Temmuz'a bu meseleyi götüren, bu kadar şehit, bu kadar gazinin olması sebebi Koz Köz çatışması. Biz bunu emekli istihbarat polisi İbrahim Yıldız şefimizden defalarca öğrendik. Tabii işin biz hem Koz'a karşıyız hem Köz'e karşıyız. Biz devletin bağımsızlığından yanayız. Milletin devlette söz sahibi olmasından yanayız. Yani bu bir hakikattir yani. Biz de istemiyoruz devlette herhangi bir yapılanmanın kendi çıkarları ve istekleri doğrultusunda devleti yönetmesini istemeyiz. Devletimiz de buna zaten müsaade etmez. Ama önemli olan işte bunların bu renklendirme yaparaktan yapmış olduğu faaliyetleri durdurmak, deşifre etmek lazım. Bazı şeyler de hukuki olarak yeterli olmayabiliyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Biri evet örgütçüdür. Örgüte hala çalışıyordur. Örgütün reklamını hala yapıyordur. Ama hukuki olarak FETÖ standardında girmiyordur. O zaman burada yapılması gereken anayasanın değişmesidir. FETÖ kriterlerinin değişmesidir. Yani sadece işte Bankasya ya da işte efendim söyleyeyim sadece Baylok. Bunlar kriter değil. Kriterleri biraz daha genişletmek gerekiyor. Misal söyleyeceğim. 2018 yılında FETÖ firarisi işte Abdullah Aymaz, herkesin tanıdığı bir meşhur FETÖ'cü. Bu 2018 yılında Samanyolu Haber'de bir demeç veriyor. Diyor ki Colin Turner isimli İngiltere Durham Üniversitesi'nden diyor bir arkadaşım var diyor. Bana dedi ki diyor Fethullah Gülen'e söyle bana Muhammed Çetin ve 5 kişi gönderdi. Benim Türkçem yok. Yaptığımız İngilizce çalışmaları Fethullah Gülen'in gönderdiği talebelerinden biz tercüme yaptık diyor. Muhammed Çetin gibi diyor. Aynen onun kriterinde, bilgisinde Fethullah Gülen bize yeni kişiler göndersin diyor. Bunu Aplaymaz 2018'de yani darbeden 2 sene sonra kendi örgüt tabanını ilan ediyor. Bir gel gelelim. Colin Turner kimdir diye baktığın zaman Abdullah Aymaz'la ilişkisi ortada. Fethullah Gülen'in yetiştirdiği Muhammed Çetin'le ilişkisi ortada. Peki bunu ben nasıl tespit ettim? Eski İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın başkanı, ben de tanıdım. Daha sonra tabii şimdi Nur Vakfı'nın başkanı oldu herhalde. Faris Kaya'yı aradım. Onunla konuştuk. Faris Kaya'dan ben bu Colin Turner'ın numarasını aldım. Bir tercüman vasıtasıyla, Metin diye bir abimizin tercüman vasıtasıyla WhatsApp'tan bu sualleri sorduk. Baktık ki evet teyit ediyor. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Tabii bunu ben belgeledim. Şahitleri de tuttum. Ama tabii sen İngiliz vatandaşına, İngiltere'de olan birine, yani Türkiye'de hangi FETÖ soruşturması yapacaksın? Adam İngiliz vatandaş. Yurt dışında dolu FETÖ'yü destekleyen öğretmenler, öğretim görevlileri, yabancılar dolu var. Sen oradaki bir İngiliz vatandaşını gelip Türkiye'ye yakalayıp Türkiye'deki yargıyı nasıl yargılayacaksın? Onu İngilizlerin yapması lazım ama İngilizler FETÖ'yü zaten destekliyor. Dolayısıyla ben onun Türkiye'deki bağlantısı kim diye araştırdığım zaman 2018 yılında bir yayına gördüm. Aynı senelerde bir yayın gördüm. Rıza Derindağ. Tabi bu Mehmet Derindağ'ın da şey oluyor. Amca çocukları diye biliyorum A Haber'de. Şimdi biz onunla da ta çocukluktan beri tanışıklığım var. Biliyorum. Kendisine de sordum bazı şeyleri ama sonra ters düşmemizin sebebi bu bağlantılar yani arkadaşlar. Hani bilinsin diye söylüyorum bu bağlantılar. Kendisi Filipinler'e gidiyor. Orada Colin Turner'ı referans veriyor. Referans verdiği kişi Aplaymaz'ın ekibi. Ben de sordum Nur talebelerine. Şimdi yine soruyorum. Biz Fethullah Gülen'i Nur cemaat olarak sevmiyorsak şayet, desteklemiyorsak şayet, neden Fethullah Gülen'in yetiştirdiği talebeleri destekliyoruz? Niye onun kitaplarını Türkiye'de satıyoruz? Efendim bu iftira mı? Değil. Bunun böyle olmadığını ise şöyle anlatayım. Eskiden dostluğumuz olan, ailevi dostluğumuz olan Sait Yüce vardı. Şimdi ona mahkemelik oldu. Kemalettin Özdemir'in kuzeni olarak geçer. Yani piyasada öyle tanırsınız. Eski vekillik yapmıştır vesaire. Uzun etmeyeceğim. Sait Yüce 2020 yılında yani Covid olayları çıktığı zaman kendisi Colin Turner'ın kitaplarını İstanbul İlim Kültür Vakfı üzerinden parayla sattığını, pazarladığını dünya kamuoyuna ilan etmiştir internet sitesi üzerinden. Biz bunun belgelerini yayınladık. Ve işte 2023 yılında en son ben baktım 2024'te de görüştüklerimi bilmiyorum. İstanbul İlim Kültür Vakfı'na İstanbul'a geldiler. Şimdi Colin Turner İstanbul'da Fatih'te Şehzadebaşı Camii'nin yanındaki İlim ve Kültür Vakfı'nda kapalı kadınları toplamış, İngilizce konuşuyor, bir tercümanlık yapıyor. Bu adam çok rahat bir şekilde burada faaliyetini yürütebiliyor bu kişi. Ben tekrar sordum yani.
Fethullah Gülen'i sevmiyorsak, Nur talebeleri olarak kabul etmiyorsak, Fethullah Gülen'in talebeleriyle de ilişkimiz yoksa, Fethullah Gülen'in elemanlarıyla, firarileriyle, içli dışlı olan Colin Turner'ı, İngiliz Colin Turner'ı neden bütün Nur talebeleri Türk milletine tavsiye ediyor? Cemaat içinde bunun pazarlamasını yapıyor. Çok basit sorular bunlar. Ama sonra Nur talebeleri hep birazdan diyor ki bizim FETÖ ile ilişkimiz yok. Yani tamam, yoksa bu olay ne? Bunun izahı ne? Yani Colin Turner ne yapmaya çalışıyor? Ya eğer Colin Turner Fethullah Gülen'e vazgeçtiyse, Muhammed Çetin'le tercüme ettiği kitapları Türkiye'de niye satıyoruz? Marcia Hermansen var mesela. O da dinle olsa diyalog faaliyetlerinde rahibe. 2021 yılında Sait Yücel'in imzası olan Katre dergisinde referans verildi. Gülen Movement programlarını yapan Marcia Hermansen'di rahibe. Madem biz Nur talebeleri olarak Fethullah Gülen'i sevmiyorsak, onu referans veren Marcia Hermansen'i Katre dergisinde Sait Yüce imzasıyla Türk milletine niye ilan ettik? İşte kavga buradan başlıyor. Bana da diyorlar ki sen Yasin Akdeniz, Hüsnü Bayramoğlu'nun yeğeni olarak Fethullah Gülen'in talebeyle olan bu güncel irtibatları, 15 Temmuz'dan sonra meydana gelen irtibatları Türk milletine niye haber veriyorsun? Sen bunu yapmakla fitne çıkarıyorsun. Sen bunu yapmakla insanları yanıltıyorsun falan. Ben soru soruyorum. Yani bunu isterseniz bir talebe olarak görün, isterseniz bir gazeteci olarak sorun, isterseniz, ama burada bir problem var. Ama bu soruyu benim sormamam gerekiyor. Bu soruyu devletin adli ve idari mercileri sorması gerekiyor. Ben bu konulara ihbarlarımı yapmışım. 30'dan fazla. Bu soruyu Türkiye'de Fethullah Gülen'i sevmediğini söyleyen gazetecilerin yapması gerekiyor arkadaşlar. Gazetecinin yapması gerekiyor. Şimdi bu, ben Rıza Derindağ meselesini anlattım. Colin Turner referans vermiş. Yeni Asyacılar da Colin Turner'a referans vermiş. Fethullah Gülen resmi sesinden zaten Colin Turner'a referans vermiş. Sait Yüce zaten referans veriyor. 40. Suffa grubu meşveret yapılanmasından yapılanmada o da Colin Turner'a referans veriyor. Ben bunun gibi size Colin Turner örneği hani en çok bilinen örnek olarak verdim. Yani 15 tane daha papaz, rahip, haham sayabilirim. Yani günümüzde mesela Gazze olayları var. Allah Teala Hamas'a yardım etsin. Kassam Tugaylarına, Filistin'e, Gazze'ye yardım etsin. Çok dua ediyoruz. Maddi manevi elimizden gelen desteğe de yardım etmeye çalışıyoruz. O profilinde Gazze'ye yardım olması için bir link de bıraktım. Oradan herkes ulaştırırsa Gazze'nin ortasına kadar yardımı gider. Bundan yana rahat olun. Şimdi bu olaylar varken mesela Oliver Lehman, Yahudi bu. Haham. Bu kişiyi biz yine 40. grubu denilen Suffa Vakfı Burhan Sabas tarafından neden? 2019 tarih, bakın millet olarak, yani darbeden 3-4 sene sonra 2019 millet olmak üzere sorularla Risale sitesi üzerinden Türk milletine referans verildi diye soruyoruz. Yani her Said Nursi diyen, her Benzoman diyene referans vermek zorunda mıyız? Muteber göstermek zorunda mıyız? Bu ilişkiler nedir? Ya da işte geçen seneki olan olay. Enes Kanter'i sevmiyoruz milletçe. Doğru mu? Fethullah Gülen'in manevi oğlu diyoruz. E tamam da onun cuma namazı için gittiği Amerikan Mass Story ekibi yine İstanbul İlim Kültür Vakfı'nda ağırlandı. Ya da ne bileyim işte fırıncı, herkes Allah rahmet eylesin falan dedi. Ben de bu şahsı tanıyordum ama ben rahmet dilemedim. Niye? Ölmeden önce video yayınladı. Ben dedi kahraman Hristiyanlar, Sergey'le dedi. Colin Turner'la beraberim dedi. Ayan Markham, Virginia Kilisesi'nden onunla beraberim dedi. İngiltere'den, Amerika'dan rapor olarak Türkiye'de faaliyet yürütüyoruz diyor. E karısı İngiliz Mary Welt. Nur talebelerin herkesin tanıdığı biri. Nurcular onu Şükran abla der, Şükran Vahide der. Ve onun İngiliz olduğunu herkes biliyor. Peki İngiliz olması, adının Mary Welt olması bu problem değil ki. Problem nedir? Hüsnü abinin kaydı var. Nur Talebi uyardı. Orada Sabri Okur da vardı. Ali Sınar Demir de vardı. 15 Temmuz Gazi Yusuf Karahan da vardı. O kaydı da yayınladık. Orada ne diyor Hüsnü abinin beyanı önemli. Diyor ki Şükran Vahide İngiliz Mary Welt fırıncının karısı. Ben bir komite tarafından kullanılıyorum. Ve bu komite tarafından Risale-i Nur'ları İngilizce'ye çevirdim diyor. Komite tarafından. Bunu Hüsnü abi naklediyor. Bütün vakıflar dersinde. Sabri Okur da orada. Ve biz bu kaydı Hüsnü abana gönderdi. Yayınladık. Bunun yalanlanacak bir şey yok. Ve orada Hüsnü abi diyor ki İncil'deki terimleri, Hristiyan terimlerini Risale-i Nur adı altında diyor, koydular. Allah yerine Tanrı yaptılar diyor. Gat dediler diyor. Yani bunun gibi izahları var. Yani niçin diyor biz kendi kültürümüzdeki İslami hakikatleri neşretmek yerine bir İngiliz'in, Hristiyanların İncil'de geçen terimleri Kur'an tefsiri adı altında Risale-i Nur diyerek pazarlıyoruz. Bu yanlıştır diyor. Lozan'ın ilk cüzü kısmı var mesela diyor. Bunu çıkarmışlar diyor. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'daki yazısı çıkarılmıştır diyor. Şimdi bu mücadele Hüsnü abi zaten verdi. Bu konuda var. Diğer bir husus. 27 Mart 2020'deki Hüsnü abinin işte Nur Mektep, Sözler Köşk, Hayalhanem gibi yapılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne felaket getirecek. Devleti bitirecek, yıkacak. Tayyip Erdoğan'a felaket getirecek. Bunlar Covid'den daha tehlikelidir. Uyarısını yapmasının sebebi neydi? Sözler Köşk'ün arkasında kim var arkadaşlar?
Kemalettin Özdemir'in kuzeni Sait Yüce var. Bu ortaya çıkacaktı. Eğer Hüsnü abinin dediği, işaret ettiği yapılar operasyon olmuş olsaydı, araştırılmış olsaydı, o yapıların arkasına destekçi kişilerin bu köz grubu olduğu ortaya çıkacaktı. Yani bu gizli bilgi değil ki. Hayalhanem meselesi. Arkasında kim vardı? Bu zaten İzmir Körfez Dershanesi, FETÖ'nün kapıdan dershanesi öğretmenleriydi bunlar. Ve bunlar Ahmet Samurkaş onları oraya getirdiğini zaten Zaman Gazetesi'ni okuyanlar bilirler. Ya da köşkün başındaki kişi Ayşe Yağcı, Hüseyin Yağcı dediğimiz FETÖ firarlarının kardeşleri zaten yönetiyor. Ve milyonlarca kişiye. Ben yine Baylokçu Abdullah Yüce örneğini verdim. Hani çok göz önünde korkak, yani somut veri bunlar arkadaşlar. Adam hapisten çıkıyor. Selam Tevfik Kumpası'nda abisi müebbet hapis yemiş. Kendi Baylokçu hapisten çıkıyor. Hapisten çıktıktan sonra işte Erzurum'da Alaaddin Başarlar vesaire bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki bunu İstanbul bunu kabul eder. Erzurum'da biliniyor zaten. İstanbul'da Mustafa Karaman ilgilensin, Burhan ilgilensin diyor. İstanbul'da Sufa Vakfı'nda Süleymaniye'de Feyyaz Bilişim'e gönderiliyor. Bunun kaydı da var, video kayıtları da var. Gizli bilgi değil ki. Ve bu kişi hapisten çıktıktan bir sene sonra 1,5 milyon, 1 milyonluk takipçi yapıyor sosyal medyada. Ve İslami vaazlar vermeye başlıyor. Nurcan abisi ilan ediyor. Ben de dedim ki hapisten çıkan Baylok hükümleri neden Nur Talebe'nin abisi ilan ediliyor? Ve bunu bütün Nurcular biliyor. Bir Baylokçu'nun Risale-i Nur vaazları verdiğini görüyor. Ama onun sohbetlerini paylaşırken buna karşı çıkmıyor. Burada bir problem yoktur gibi bakıyor. Şimdi ben bu meseleleri çıkayım, sabahta anlatayım, akitte anlatayım, işte A Haber'de anlatayım. İstemez, isterim. Var mı öyle bir şey? Yok. Çünkü ortada gazetecilik yok. Sadece buradan Kaan Pehlivan, Aydınlık Gazetesi muhabiri, arkadaşımız. Bir tek o ses verdi. Ya burada bir sıkıntı var, bir şey var dedi, bir yapılanma var. Ve bununla alakalı cemaat lideri Hüsnü Bayramoğlu'nun bir beyanı var. Bunların o gündeme gelmesi lazım dedi. Kaan Pehlivan bu haberi yaptıktan sonra, pardon Kaan Aslan, soy ismini yanlış söyledim. Kaan Aslan bu haberleri yaptıktan sonra arkadaşlar, bu sefer ne dediler? Nur cemaat içinde Süleyman Yasin Akdeniz Doğu Perinçek'in adamıdır. Efendime söyleyeyim, o aydınlığa çalışıyor. İşte Nur cemaatini bitirmek için yaptığı büyük söylemler diyor. Halbuki Doğu Perinçek beni hiç sevmez, tanımaz, bilmez. Bir araya geldiğimiz isimler değil. Görüş olarak zaten biz onlarla farklıyız, onlar bizde farklı. Buradaki mesele ne? Vatan müdafası diyerekten, ortak paydamız vatan diyerekten biz onlara haber verip demeç veriyoruz. Onlar bizden dinliyorlar. Çünkü onlar da vatan dertlisi olduğunu görüyorsun. Biz de vatan dertlisiyiz. Bunu itiraz edecekler, aydınlıkta haberin çıktı diyecekler ne? O zaman siz kendi sağ basın medyanızı gönderin. Oraya da aynı şeyler anlatalım. Göndermezsiniz ki. Neden? Çünkü ben orada diyeceğim ki Ahmet Akgündüz diyeceğim. Kavurmacıya rahmet okudu. Kavurmacıyı hapisle mahkum eden hakim ve savcıları kafir ilan etti. Ama 15 Temmuz 2020'de de açıklaması var. FETÖ'ye kafir münafık diyemezsiniz dedi. Ne ilginçtir ki FETÖ'cüleri mahkum eden hakimlere kolayca tekfir eden Ahmet Akgündüz söz konusu Fethullah Gülen olunca tekfir edemezsiniz açıklaması yapıyor. Neticede ortada o kadar büyük sıkıntılar var ki arkadaşlar. Yani artık ben açıklama yapmaktan bıktım. Yani en son işte bundan bir 6 ay önceydi herhalde yaptığım açıklama. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devletin resmi kurumu bu yani. Şu anda İşaat İcaz kitabı basıyor dedim. İşaat İcaz kitabında da değiştirmişler dedim. Kur'an ayeti değiştirilmiş dedim. Bunu ben söylemiyorum ki. Bezman Hazretleri'nin başka bir talebesi Abdülkadir Badıllı abi söylüyor zaten. Bezman buna ayet dememiştir. Buna niye ayet diyorsunuz diye reddiyesi var. Ama Diyanet güya diyor ki biz bunu inceledik diyor. Bastık diyor. Tamam bastınız çok güzel ama Kur'an ayeti değişmiş. Bu başka bir şey değil ki Kur'an ayetini değiştirmeyelim diyorum. Kötü bir şey demiyorum ki düzeltelim. Eğer yanlış yazdıysa düzeltin ama bütün Nur talebelerinin bastıkları yayın evinde o ayettir diye yazıyor. Sadece birkaç yayın evi bunu düzeltmiş. İşte Envar'da vesaire öyle kalmış. RNK biraz düzeltmiş bazen düzeltmemiş. Karışık ama orijinalinde ayet değil. Zaten Kur'an'a ait olmayan şey ayet demek küfürdür arkadaşlar. Yine örnek vereceğim aynı kitapta Hristiyanlık hak din ilan ediliyor. Ben bunu Ali Erbaş hocamıza yüz yüze geldiğimizde söyledim. Mesaj da attım WhatsApp'ından iki defa. İki farklı hattan telefonundan da mesaj olarak gönderdim. Hristiyanlığı hak din ilan etmeyelim dedim. Peki bu kitabı kim verdi diye bakıyorsun. Yine Hayalhanem destekçisi. Ümit Şimşek çıkıyor. Yine 15 Temmuz gazisi Yusuf Karahan'ı cemaatin içinde MİT'ci FETÖ'cü vururum yaşatmam diye Sait Yüce çıkıyor. Bunların kayıtları var. 2014 yılındaki sonraki baskılarda da onlara da itiraz ettim. Yani 17-25-2013'ten sonra bir sene sonra Türkiye'de kitap basıldı. Fethullah Gülen'e İsa peygamber, İsa aleyhisselam
Hazreti İsa diyen yapı şey değildi, FETÖ'cüler değil yani. Bizzat Nur Cemaati adı altındaki, Nesil Grubu adı altındaki, Moral FM'e bağlı o gün, o dönemki İhsan Atasoy'du. Mustafa Sungur kitabını internetten sipariş verin, Nadir Kitap'tan. Kendiniz bakın. Kendiniz bakın. Sayfa 200'den sonra okuyun. Orada bizzat Fethullah Gülen'in Hazreti İsa olduğu anlatılıyor. Ben orada dedim ki Nur talebelerine, neden Fethullah Gülen'i biz terörist derken, dinsiz derken Hazreti İsa diye anlatıyorsunuz? Bunu Fethullah Gülen'e ait kendi yayın evleri değil. Nur cemaati içinde bu anlatılıyor. Kim anlatıyor diye bakıyorsun? İhsan Atasoy. Kaynağın kimdir diye bakıyorum. Kadir Kavun'u gösteriyor. Kaynağın kimdir diyorum. Mustafa Sungur abiyle Mehmet Feyzi Efendi'yi gösteriyor. Ama bunlar da iftira. Nur cemaati de demiyor ki ya bizim ağabeyler atılan iftiradır. Ağabeyler hiçbir zaman Hazreti İsa diye anlatmadı diyemiyor. Dolayısıyla Nedim Şener'e kızacaklarına ortada bir sorun var. Ortada bir problem var. Oturup masaya bunun tartışılması gerekiyor. Ama sorun şu. Bunu tamamen tarafsız bir şekilde, yani tarafsız derken şöyle, hakemlik yaparaktan bahsediyorum. Yoksa elbette ki biz hakkın tarafını, batılın tarafını tutmayacağız. Ama hakemlik yaparaktan objektif bir şekilde bunların soruna ortaya atılması gerekiyor. Çünkü bahsettiğimiz problemler şu anda sadece Türkiye'de değil, uluslararası bir problem. Yani o ülkelerde de bunların faaliyetleri devam ediyor. Doğruyu, hakkı ortaya koyamazsak insanı aydınlatamayız. Sadece şahıs isimlerinden, sanki Emre Uslu'dan başka, Cevheri Güven'den başka, Adem Yavuz Aslı'ndan başka ya da Cemil Tokpınar'dan başka, başka hiçbir FETÖ'cü yokmuş gibi sadece 10-20 tane isim üzerinden mevzuyu yuvarlamaya gerek yok. Bilakis dimdik ayaktalar bunlar. Faaliyetleri devam ediyor. Durduralım. Ne yapalım? Devletin, belediyelerin aldıkları imkanları bunları engelletmeye çalışalım. Alamasınlar. Okullarda seminer programı yapamasınlar. Bunlara ait öğretmenler görevden el çektirilsin. Halka anlatalım. Bunları hapsetmekten, hapse atıp beslemekten daha büyük bir cezadır. Bilinmelerini sağlamak. Mesela Abdullah Hücü'nün baylokçu olduğunu sadece ben değil, bütün Nur talebeleri söylemiş olsaydı, insanlar, milyonlarca insan, AK Parti oy veren milyonlarca Cumhur İttifakı oy veren insan bu baylokçuyu takip eder, sayfalarında paylaşır mıydı? Yani burada sıkıntı Nur talebeleri de vazifesini yapamıyor, hakkı savunamıyor. En basitinden üstadın vekiline FETÖ'cü diyor, Nur talebesi vakıflar, Nur talebesi dernekler suç duyurusunda bulması lazım. Kendi öz yakın ailesinin bile şikayeti yok. Yani burada ben teyze oğluma, öz teyzemin, Hatice teyzemin oğluna, Hıfsı'ya sesleniyorum, Hıfsı Bayramoğlu'na, Hüsnü abinin oğluna sesleniyorum. Ya senin babana, benim enişteme ama senin de baban, biz aynı dedenin çocuklarıyız. Senin babana terörist diyorlar, terörist lideri diyorlar, FETÖ'cü diyorlar. Sen tutup oğlu olarak benim babam FETÖ'cü değildir, bu iftiradır, terörist değildir deyip onlara bu konuda suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Yani bunu ben mi söyleyeceğim? Ben yeğeni olarak ben müdafaa etmeye çalışıyorum. Elbette abimizdir, hakikati söyleyeceğiz. Ta 1974'lerde bir belge çıkarmış Mustafa Aydın, Zaman Gazetesi. Orada diyor Hüsnü abiyle diyor işte FETÖ'nün diyor ortak imzası vardı. O yazın içeriğini bir okuyun bakalım. 1974'lü seneden de vefatın önce de aynı şeyi söylediler. İhsan Uludağ'ın hukukunu muhafaza edelim. Bunu tahrif etmeyelim dediler. Ha, FETÖ dinlemedi. 90'dan sonra kendisi ayrıldı. Risale-i Nur'u tahrif hareketine başladı. 2012 senesinde de rahmetli Sungur abi eli bacağı kırılsın diye FETÖ'ye bedduası var. Ta devletin mücadelesine önce olan şeyler. 2013'ün başında da Hüsnü abinin ben kaydı paylaştım. Bankasya'ya protesto edin diyor. Yani daha paralel yapı çıkmamış, dershane meselesi patlamamış. Ta o zamandan Hüsnü abi Bankasya'dan paranızı çekin, boykot edin, çağrıla yapan bir insan. Bunu tutuyor Mustafa Aydın, büyük FETÖ'cüdür. Yani özellikle burada kitle, kandırılmak istenen kitle, AK Parti oyu veren, Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir kitle var. Muhafazar bir kitle. Bu kitleyi kolay kandırabileceklerini düşünerekten bu şahıslar yayınlar yapıyor. Bizim hakkımızda da işte bir dünya algı yapmışlar. İşte ben güya 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 gün nezarete kalmışım, tutuklanmışım ve itirafçı olduktan sonra beni bırakmışlar gibi aslı olmayan, belgesi senedi olmayan tamamen iftira şeyler, montajlar. Mesela STV 2014 Temmuz'un ilk ayında ben çıktım, Risale-i Nur'u savundum, devletimizi savundum, Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur'u basmasını savundum. Bunu savunduğum için provokatör ilan edildim. Hayatımda bir kere STV'de program yaptım. Onda da onların istemediklerini şeyleri söylediğim için provokatör ilan edildim. Bunda bile o cımbızlama yapmış. Orada abiler ifadesi, üstadın talebelerini kastettiğim açık manada ortada olduğu halde onu FETÖ'ye havale eder gibi paylaşmışlar. Bunu kim yaptı diye bakıyorsun. Ya gazeteci Fazıl Duygun çıkıyor işin içinde. Arkadaşlar, belgelerle, delillerle, ispatlarla
Bu toplumu aydınlatmak lazım. Ve ben buradan sesleniyorum. Varsa FETÖ'yle mücadele için bir televizyon kanalını kullanan anlatacak. Ha, İlker Bey'in sözü var bana. Ne zaman çağırır bilmiyorum. Çıkarım anlatırım. Daha önce Bursa TV'de belgeleriyle anlattık. Anlattığımız kaynaklar, veriler bize ait şeyler değil arkadaşlar. Anlattığımız belgeler, bilgiler kime ait biliyor musunuz? Onların kendi basına verdikleri demeçleri, kendi basına ilan ettikleri kendi linkleri, kendine ait şeyler. Yani mesela ben paylaştım. Ahmet Akgünüz dedi ki, Nur Cemaati'nin okuyucu kulu, yani Hamidiye grubu diyor, Hamide Vakfı grubu, yerli ve yabancı istihbarat servisine FETÖ gibi çalışmaktadır ilanını yaptığı zaman ben karşı çıktım. O zaman da dedim, Hamidiye'yi niye böyle suçluyorsun? Böyle bir suçu varsa devlet müdahale etsin dedim. Ama dedi ki orada Ahmet Akgünüz, benim aleyhimde yazdığı yazıyı silmez Hamidiye Vakfı, bu FETÖ suçlamasını onlara yapacağım dedi. Hamidiye Vakfı'nın da yazdığı mesaj sildiler. Onun linkleri de var. Silseler bile web arşivde duruyor. Oradan gösterebiliyoruz. Ve bu suçlamayı Hamidiye Vakfı kabul etti. Karşılıklı pazarlık yaptılar ve Ahmet Akgünüz hakkındaki yazıyı geri çekti. Ahmet Akgünüz ne yaptı? Yasin Akdeniz dedi. Fitnecidir dedi. Yalan söylüyor dedi. Halbuki buna paylaştığı videoda bile Baylokçu Abla Yücün resmini koymuş. Yani Baylokçu Abla Yücün resmini paylaşıyor. Sonra bana diyor ki bu adam fitnecidir diyor. Aşağıda Nur talebeler, Allah razı olsun hocam, haberimiz oldu, bilgilendirdiniz diyor.